Hatta bir izleyicimiz var, bakalım bize ne soracak. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğitimler efendim. Çok teşekkürler efendim. Buyurun İbrahim Bey, hemen alalım sorunuzu. Dert sözlerimden rahatsızım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür. Doktor Bey ile yayınlanıyor. Buyurun. Gözlerimin göz damarları tıkalı. Haftada el doktoruna gidiyor. Haftada açtırıyor. Yani göz damarlarını. Bir iğneyle içine bir su veriyor. Fakat bunu doktor bey dedi, bayağı bir seneye falan sürer dedi. Bunda çok rahatsız oluyorum. Ne verdiyse yani tıkanıklığına önleyemiyor. Buna uzun süre diyor, sen buna diyor bu damlalara kullanacaksın diyor. Bazı damlayı geliştiriyor. Fakat her hafta gidiyor. Evet. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Şimdi bu göz damarlarındaki tıkanıklık diye bahsettiğiniz şey aslında gözyaşı tıkanıklığı. Yani gözyaşı, evet, gözlerim kullanıyor. Evet, gözyaşı kanallarının tıkanıklığı. Bunun birçok sebebi var aslında. Eğer gözünüzde çapaklanma oluyorsa, iltihaplanma oluyorsa. Oluyor. Evet, oluyorsa o daha çok kesededir. Yani gözyaşı tüpleriyle, kanallarıyla burun arasındaki bir kese dediğimiz bir doku var. Bu, evet, kesenin iltihaplanmasının neticesinde oluşur. Bunun en güzel çözümü o kesenin iltihaplanmamasını sağlamanız. Bunu da ilaçlarla tabii sağlıyoruz. Tabii. Eğer ona rağmen, çok fazla ilaç kullanmanıza rağmen hala sık sık tekrarlıyorsa en güzel çözümü ameliyat. Yani ameliyatın da iki tipi var. Birisi lazerle yapılıyor, birisi normal cerrahi bir girişimle, yani açarak, keseyi açarak yapıyoruz. Fakat ikisinin de sonuçları gayet iyi. O durumda tabii orası açılır. Daha fazla da ilaç kullanmak zorunda kalmazsınız. Peki ben buna ne kadar daha kullanayım? Mesela benim göz doktorum buna dedi, bir sene falan kullanırsın dedi. İlaçları mı efendim? Evet. Ama her şimdi, hafta gidiyorum, açtırıyor. Evet. Şimdi ilaçları ne kadar kullanacağınızı en güzel hekiminiz bilir. Çünkü o ne kadar yaşlandığı, iltihabın ne kadar sürdüğü çok önemli. Bir de sizin masajla onu açıp açamadığınız önemli. Ama eğer hekiminiz her gittiğinizde açıyorsa orayı, demek ki kese çalışıyor. Yani sizler lavaj yaptığında açılıyorsa kese çalışıyor demektir. Evet. Bu tür durumlarda da kullanılan özel tüpler var. Bunu hekimlerinizle konuşursanız size daha detaylı bilgi verecektir bu tüplerin kullanımıyla ilgili. Çünkü gözyaşı kanallarının içerisine tüp yerleştiriyoruz bazen. Bu da geçici mi, devamlı? Yok, devamlı kalıyor gözünüzde. Bir süre sonra zaten iltihap kaybolduğu için bir daha da oluşmuyor. Efendim çok geçmiş olsun.